köklü değişiklikleri, yenilikleri görüyor olacağız hayatta. İşte bunu doğru değerlendirmek veya değerlendirememekle ilgili bir unsurumuz, bir sorumuz var. En büyük problem bu. Önümüzdeki 6 ayda dövizin biraz daha yukarı gideceğini, ekonomik olarak biraz daha böyle bir zorlanabileceğini görüyor olacağız. Buradaki Plüton'un sınavı siyasiler için var. Bizler için yok. Yani halk için bu büyük bir sınav olmayacak. Bu belirsizlik peki sona erecek mi? Yoksa artık işler rayına oturmaya ve biraz istikrarlı biçimde ilerlemeye başlayacak mı? Yok. Merhaba Simge Fıstıkoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. İnanması güç ancak resmen hakikaten yılın ilk yarısı sona erdi. Peki ikinci yarısında Türkiye'yi ve bizleri neler bekliyor? Gerçekten yılın ilk yarısında en çok siyaseti ve ekonomiyi konuştuk. Tabii bir de depremi konuştuk maalesef. Peki ikinci yarısında hangi tarihler kritik, hangi konular öne çıkacak, bizleri neler bekliyor bunları konuşalım istedim. Özellikle elbette hani önümüzdeki Temmuz ayından başlayarak neleri bekliyoruz, neler hazırlıyor bize gökyüzü. Birazdan konuğum Anıl Can'la konuşacağız ama onun uzmanlık alanı olması dolayısıyla astroloji, psikoloji, hatta astroloji, kişisel gelişim, tekamül konusunu da konuşalım istiyorum. Çünkü o meslektaşlarının aksine insanın haritasından bağımsızlaşması, özgürleşmesi gerektiğini söylüyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Hepsini soracağım. Anıl Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Nasılsınız? İyiyiz valla, yoğun geçiyor her zamanki gibi. Tüm dünyada bir sistem krizi var belli ki. Bir doğumun sancılarını yaşıyoruz. Siz nasıl yorumluyorsunuz önümüzdeki süreci? Yani oldu olması gerekenler de daha da devam edecek. Ülke genelinde zorlayıcı etkiler var. Ekonomik olarak reformlar gelmeye de devam edecek. Sistemsel değişiklikler de ön plana gelecek. Orada bir sistem değişikliğinden bahsetti birçok meslektaşım değil mi? Yani hep büyük bir işte tutulmalar var ve bu tutulmalarla beraber kader değişecek, sistem değişecek. Evet, yani sistem değişmesi belki parti değişimine yorumlandı ama doğru değildi. Bu daha çok ekonomik anlamda değişimleri ve Türkiye'nin kendisini prezente etme şeklinin değişimlerinin biraz daha başlaması. Buradan da görüyoruz ki biraz daha realistik ekonomi ve adımlar atılmaya başlanıldı Mehmet Şimşek'le beraber. Bunu görüyoruz. Türkiye için de önümüzdeki günlerde zorlu dönemler var. Yani dövizde yukarı gidişleri daha fazla görüyor olabileceğiz. Bir ara böyle bir tutunacak tekrardan. Ama tekrardan yukarı doğru gidişlerini görüyor olacağız. Bu normal. Yani zaten olması gereken düzeyler onlardı. Başka bir uygulamalar yapılıyordu ve bir şekilde onlar tutuluyordu. Ama şu önümüzdeki dönemlerde astrolojik olarak bakıldığı zaman Türkiye'nin haritasına, ekonominin yani Mehmet Şimşek'in haritasına baktığımız zaman da, Ekonomi Bakanlığı'nın haritasına baktığımız zaman da burada dalgalanmaların fazlasıyla devam edeceğini ama yeni reformist yaklaşımların geleceğini, işte daha farklı yolaklarla ilerlenebileceğini, yurt dışından gelen gelirleri biraz daha belki artırabileceğini görüyoruz. Burada bir hareketlilik olacak demektir. Bu olumlu yönde bir gelişim. Lakin bu olumlu yöndeki gelişimin bir yıllık, iki yıllık bir sıkıntısını çekiyor olacağız yani. Çok mu kötü? Değil. 24 Haziran'dan sonra aslında birkaç tane açı oluyor yine Türkiye'nin haritası. Oradaki işte kararlar, doğru adımlar, bunlar da çok önemli. Şimdi yine Türkiye'nin birkaç tane önümüzdeki yıl içerisinde ya da 6 ay içerisinde diyeyim, olumlu açılar da var, kötücül açılar da var. Kötücül açılar daha sert, onu söyleyebiliriz ama iyicil anlamda destekleyen şeyler de var. Bunların bir tanesi Temmuz'un ikinci haftasında, işte bir tanesi yine Eylül-Ekim dönemlerinde Kasım'daki tutulmaların etkileşimleri, yine Eylül-Ekim'deki Ekim-Kasım'daki tutulmaların etkileşimleri, pardon Eylül-Ekim'deki tutulmaların etkileşimleri ve burada köklü değişiklikleri, yenilikleri görüyor olacağız hayatta. İşte bunu doğru değerlendirmek veya değerlendirememekle ilgili bir unsurumuz, bir sorumuz var. En büyük problem bu. Çünkü potansiyel var ama potansiyeli nasıl kullanacağız o var. Lakin her şekilde önümüzdeki 6 ayda dövizin biraz daha yukarı gideceğini, ekonomik olarak biraz daha böyle bir zorlanabileceğini görüyor olacağız genel olarak. Genelde bunlar çünkü biraz böyle bir kaygı, huzursuzluk yaratan bir cinsten de bunlar toparlanıyor olacak.
Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın İmamoğlu'nun gerginliğinden bahsetmiştim Twitter'da. Bundan zaten çok önce de bahsettim ama en son herhalde bir ay önce yine bahsettim. Bir de 2-3 hafta önce yine bahsettim. İmamoğlu vs. Kılıçdaroğlu yazdım. Ve orada yine aynı şeyi görüyor olacağız. Yani ikisinin arasında bir kavga, dövüş, belki huzursuzluk olabilir. Bu tarzda bir sürecin ön plana çıkıyor olmasından bahsedebileceğiz. Gerçekten artık bazı ipler kopacak. Burada da köklü değişiklikler, yeniliklerin de geliyor olacağını konuşacağız ve bunları tabii hep görüyor olacağız önümüzdeki günlerde, siyasi süreçlerde, önümüzdeki 6 ayda. Şimdi ekonomi artık gerçekten herkesin öyle gözünü çevirdiği ama bir yandan da belirsizliklerle, gri alanlarla dolu bir yer haline, bir konu haline geldi ki insanlar bırakın uzunu, kısa ve orta vadeli plan bile yapamıyor. Yani benim birçok konuştuğum kişi, işte Haziran ayındayız, Eylül için herhangi bir konuda ne fiyat verebiliyor, ne teklif hazırlayabiliyor, ne doları, ne euroyu öngörebiliyor. Yani hatta bu atamaların bile yani pozisyonlarını, koltuklarını koruyamayacağından bile emin değil. Bu belirsizlik peki sona erecek mi? Yoksa artık İşler rayına oturmaya ve biraz istikrarlı biçimde ilerlemeye başlayacak mı? Yok. Hayır. Yani bunlar daha devam edecek. Satürn'ün döngüsü de burada. Satürn geri hareketi var zaten işte Haziran ayı itibariyle başladı. Ve burada Satürn geri hareketi aslında bir disiplinin de gerektiği, bir şeylerin oturması gerektiği, eksik kalan şeylerin biraz daha göze batacağını, sistemdeki bozuk şeylerin daha çok ön plana çıkacağını göreceğiz. Yani bir gezegen retrosunda nasıl Merkür retrosunda diyorsak, ya elektronik eşyaların bozulma eğilimi daha fazladır veya ortaya daha çok. Bu çok genel bir bilgi gerçi ama yani her zaman böyle olacak diye bir kaide de yok ama Satürn'de de aynı şey geçerli. Geri hareketinde disiplin bozuklukları varsa, sistem bozuksa, bu sistemde ne var, ne yanlış var, o sistemin düzeltilmesi gerektiğini görmek, bunlarla ilgili sınanmaları görüyor olacağız. O yüzden önümüzdeki zaman diliminde bunlarla karşı karşıya kalacağız ve bu belirsizlikler devam edecek. Ben size söyleyeyim, yani dövizin astrolojik göstergelere göre konuşuyorum. Herhalde Ocak ayında bir tweet attığımda dolar 30 mu yazdım, dolar 27 yazdım. Bana böyle bir ekonomist bana böyle kaba bir dille bir şey yazdı. Ya yani yok artık gibi bir şey dedi. Şu anda o aşamalara geldik neredeyse. Yani dolar 23-70 civarında, 25-50'de euro kısmına gidiyoruz. Bu biraz daha yukarı gidecek. Oradaki belirsizliği söyleyebilirim. Yani döviz açısından, altın açısından bu yukarı doğru gidişatlar soracak. Borsa çok soruluyor bana da. Özellikle Jüpiter de Boğa burcunda böyle toprağı ilgilendiren yerlere belki düşünülebilir. Hani böyle ben nakitim var, duruyorum öyle bekliyorum dansa böyle bir şey pozisyon ama uzun vadeli ya da dövize dönebilir ya da ne bileyim yatırım aracı kullanmak istiyorsa altına yönelebilir belki. Hani bunları da düşünebilir çünkü yukarı doğru gidişleri bu yönde de görüyor olacağız bu süreçte. Faiz artırımı da bekliyoruz tabii ki. Astrolojik açıdan da zaten bununla ilgili vurgu var. Ekonomik açıdan da bununla ilgili bir beklenti var. Ama bu artırım sadece bir kere değil de birkaç kere olacak gibi duruyor. O yüzden önümüzdeki günlerde böyle bir hareketlilik var. Temmuz ayında halk için olumlu haberler gelecek. İşte belki maaş artışları vesaire. Ağustos'un ilk haftası, belki Eylül'ün ilk haftasında yayılabilir bunun sonucu. Ama Temmuz ayında bunları biraz konuşuyor olacağız. Yani. Son 2 yıldır bana sorarsanız artık toplumda ciddi bir öfke birikti. Ve yani bir uyum sağlanamadığı için özellikle bazı göçmen gruplarıyla bazıları hani böyle onlarca yüzlerce erkek olarak ülkeye giriş yapmasının bilhassa kadınlarda ve yalnız yaşayan kadınlarda bir tedirginlik yarattığı da bir gerçek. Bu konuyla ilgili sizin görüşünüz, öngörünüz daha doğrusu nedir? Yani daha ne kadar biz bu sorunla sizce mücadele ederiz? Suriyeliler artık Türkiye'de, yani hani Suriyeli veya dışarıdan gelen işte diğer kesimlerden de olan mülteciler ya da İşte sığınmacılar diyelim. Bunlar burada zaten kalmaya devam edecek. Tabii ki belli bir sayı azaltılacak ama uzun vadede baktığınız zaman da artık hani Suriyelilerin de ya da işte yine o
şeylerinde sığınmacılarını bir azınlık grup oluşturma ihtimallerini görüyor olacağız. Yani önümüzdeki 10 yılda 15 yılda artık bundan bahsediyor olacağız. Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili olan noktası sert çalışıyor. Bununla ilgili yine bir yazımda dergi, Astroloji Dergisi yazısında uyarmıştım. Şimdi de söylüyorum yani bu devam edecek. Hani inşallah daha da artmaz diyelim. Satürn retro benim biraz gözümü korkutuyor. Bizi hangi konularda sınayacak ve ne zaman başlıyor? Yani Satürn'ü sevmek lazım. Satürn şimdi biz zaten bilinç olarak işimize gelene iyicil, işimize gelmeyene kötücül demişiz. Ama aslına bakarsanız Satürn her şeyi değiştiren, dengeleyen bir şey. Yani çalışmayan bir sistem var ortada ve bu çalışmayan sistemin siz peşinden gidiyorsunuz diyelim. Ve Satürn'ün sembolize ettiği şey de disipline etmek, işte bir sistem yaratmak, bundan bahsediyor. Ve diyelim ki Satürn bizim için astrolojinin temel kuralında kötücüldür. Yani birincil en büyük kötücüllerden bir tanesidir Satürn. Ben öyle görmüyorum mesela. Benim için tam anlamıyla sistem getirici, değiştirici, farkına vardırıcı bir şey. Belki işte buna tekamül de diyebilirsiniz ama yani o Satürn sayesinde siz aslında bir şeyleri fark edip bir şeyi inşa ediyorsunuz. Çünkü Satürn aynı zamanda inşaat demek yani. Ve bu noktada geri hareketinde biz işte ne zayıf, hangi sistem zayıf, haritalarda da tabii bireysel haritalarımızda etkisi değişir. Diyelim ki para evinizde geri harekette olan bir şey bir kere kaçmış olan fırsatı da getirebilir. Doğru sistemleri kullanarak, doğru adımlar atarak o fırsatı değerlendirmeye getirir. İşte yükselen burcunuzda birinci evinizdeyse yani bu noktada diyelim balık burcu yani şu anda Satürn balık burcunda ve geri hareketi yükseleniniz balıksa mesela birinci evde olur. Ve burada ise işte mesela bireysel anlamda kendinizi geliştirmekle ilgili kaçtığınız noktaları sınava eder. Yani değişmeniz gerekiyor. İkili ilişkileriniz iyi gitmiyor, aşk iyi gitmiyor, para iyi gitmiyor. İşte atıyorum ne bileyim saçma sapan şeyler peşinde koşuyorsun hani değiştirmek için veya bilgiyi biliyorsun ama uygulamıyorsun. Yani bunu hep şey diye anlatıyorum. Evinizde bir yerden su giriyor ve anksiyeteniz var. Bu su nereden giriyor? Bunu öğrendiniz ama bir şey yapmıyorsunuz. Su girmeye devam ediyor. Deliği öğrendik. Tamam. Ama su akması devam ediyor. Orayı da kapatmak lazım. İşte Satürn geri hareketi bu yönde size çok büyük fayda sağlayacak hepimize. O yüzden haritanızda bu Satürn geri hareketi neredeyse bireysel hayatlarımız ona bakabiliriz. Ama temel olarak kaçırılmış olan sistemin tekrardan düzenlenmesi, hayatın biraz daha dengelenmesi, farkındalık kazanabilmek, neyi hatalı yapıyorsan onu keşfedebilmek. Yani ben bir başarı istiyorum belki hayatımda ve bu başarıyı engelleyen diyelim ki bazı şeyler var. Bu Satürn geri hareketinde bu başarıyı engelleyen şeyi fark edip bunları dönüştürebileceğim ileri hareketinde sistem eksiklikleri vesaire. Türkiye haritasında da zaten sistemin çalışmayan yönlerinin çalışmaya başladığını görmeye başlayacağız. Yani şimdi Merkez Bankası'na yeni bir hanımefendi atandı, işte ekonomi bakanı değişti vesaire. Bunların hepsi yeni regülasyonlar ve Satürn geri hareketinde bunların oluyor olması önümüzdeki dönemce de artık göreceğiz ki aslında burada bir hata varmış. Atıyorum Merkez Bankası bu hatayı yapmış. Ekonomi Bakanlığı bunu yapmış. Maliye Bakanlığı pardon bunu hatasını yapmış. Ekonomide şöyle kararlar almamız lazım. Böyle yapmamız lazım dediğimiz ülke açısından ve halka da yardımcı olabilecek bir şey olacak. Lakin tabii burada sistem bozukluğunu fark etmek ve bununla ilgili savaşa girmek aynı zamanda bir engel, duraksatıcı, zorlayıcı bir şeydir. Bu da hem dış ticareti zorlayabilir ülke açısından. Hem de para giriş çıkışları ile ilgili biraz zorlanma ve huzursuzluk getirebilir, yavaşlama getirebilir, ağırlaşma getirebilir. Bu alanlara dikkat etmek gerekiyor. Lakin bireysel hayatlarda işte bu depresyon, var olan depresyonun biraz daha sıkışması ve o sıkışma etkisiyle aslında kişinin bir çıkış araması süreciyle bir yüzleşme olacak. Ve buradaki yüzleşmeyi nasıl kullanacağınız çok önemli. Yani atıyorum telefonda, Instagram'da gezmeye devam edeceksiniz. Ya da yoksa bir dakika böyle bir yara var, bu yarayı ben nasıl iyileştireyim ya da iyileştireyim mi diyeceksiniz. İşte onların da etkisini Satürn geri hareketi fazlasıyla getiriyor olacak. Satürn balık burcuna geçtiği zaman spiritüel dünyanın da sınavını ve sistemin sınavını verir. Çünkü şu anda çok görüyorum yani ben internette de düşüyor, Twitter'da da düşüyor, Instagram'da da düşüyor önüme. Spiritüel dünyada inanılmaz manipülatif yanlış bilgi var. Yani çok yanlış bilgi var. Yani şeyi bile duydum yani başucunuza kitap koymayın. O bilgiler sizin bilinç dışınızı etkiliyor falan.
Yani yok artık yani hani. Yani bunu gerçekten inanıp yatak odasından kitap atan, geceleri kitap okumayan, işte oradaki bilgiler benim beynime geçer, rezonansı benim beynime geçen diyen falan insanlar var yani. Hani bu artık Satürn bunları bir regülasyon getirecek ve önümüzdeki 2,5 yıla yayılan bir noktada belki astroloji de ön planda olduğu için astrolojinin de regüle edilmesini ve de spiritüel konuları hem Türkiye çapında hem de gerçekleri görmek dediğimiz bir şey var. Yani işte atıyorum ne bileyim ya, astroloji bir bilim değil ama bunlar hep bilim diye bahsedildi. Ama değil mesela ya. Bunların belki biraz daha fark edilmesi, ön plana çıkması, bununla ilgili konuların ön plana gelmesini de gösteriyor olacak. Aslında yapıcı bir yıkım diye özetleyebileceğimiz. Evet, yıkım gelmeyebilir. Teorisini çok severim. Yani bazı şeyleri yeniden yapmak için örneğiniz gerekiyor. Evet. Yani Satürn'ün inşaatı temsil ediyor zaten. Tam böyle evet. Bir süreç sanırım. Evet, ama tam bir yıkım değil bu. Yani bu tamamen sistemlerin yıkılmasıyla ilgili bir şey değil. Evet, Plüton Kova burcuna geçti ve Plüton Kova burcuna geçiyor olması halkı ilgilendiren konularla ilgili değişikliklerin önümüzdeki 14 yıl içerisinde fazlasıyla gündemde olacağını görüyor olacağız. Tabii Plüton geri hareketleri, işte Satürn'ün geri hareketleri vesaireleri de hani böyle bir sistemleri değiştirecek birazcık daha, çünkü Kova burcundaki etkileşimler vesaire, ama burada yıkıcılıktan ziyade disipline edici var. Bir uyarı var. Yani disipline etmek, dengelemek, eksikliği gidermek, görmek, hatayı bulmak ve düzeltmek, bununla ilgili bir şey daha var. Çünkü Plüton daha çok çalışıyor orada ve buradaki Plüton'un sınavı siyasiler için var. Bizler için yok. Yani halk için bu büyük bir sınav olmayacak. Çünkü Plüton, Uranüs, Neptün gibi gezegenler jenerasyon gezegenleri, dışarıdadır ya, altlar. Bunlar dışarıya ait planetler. O yüzden sizin bireysel dünyanızı o kadar etkilemez. Yani oradaki geçiş bir anda sizin hayatınızı değiştirmez. Dolaylı olarak çevresel değişimlere maruz kalırsınız. Yani ben burada oturuyorum ve yaz ayı geliyor. Bu yüzden tişört giymeye başlıyorum gibi düşünün. Veya hava çok sıcak olduğu için artık ilk klimaları açmak zorundayım veya ısıtıcıyı kapatmak zorundayım gibi. Bana bağlı değil de dışarıya bağlı olan etkilere karşı verdiğim reaksiyonlar Plüton. Ve burada siyasilerin artık halkı dinlemesi veya halkı anlaması ona yönelik. Sadece Türkiye için değil bu. Tüm dünyada bütün sağlık şirketlerinin artık cebini değil, işte insan sağlığını düşünmesi gereken bir dönem. Çünkü 14 yıl boyunca Plüton hem bilimsel olarak hem sağlıkla ilgili konularda hem bu siyasi konularla ilgili çok adam dövecek, yani aşırı dövecek. Yani o güvendiğiniz FDA'ler falan filan rezaletleri öyle ortaya çıkacak ki daha da fazla böyle şoklar olacaksınız. Çalışmaların, yani bilimsel makalelerin, yani ben de nörobilim uzmanı olduğum için yani meta analiz yazdım vesaire, şimdi doktora girdim, burada Hollandaca'dan dolayı ara verdim şimdilik ama devam edeceğim. Bilinç dışı üzerine çalışıyorum orada da, ama o kadar çok şimdi literatür taradığınızda yanlış bilgi var ki, ya da manipülatif bilgiler var. Bunların hepsinin o Plüton'la beraber çıkma dönemi var. Bu yüzden bütün şirketlere buradan söyleyelim, halka yönelik dürüst ve destekleyici bir şey oynayan bu 14 yıl içerisinde hem şirket olarak büyüyecek hem de başarı olarak büyüyecek. Halk artık özgürlüğü ve gücü el alıyor. Plüton geldiği yere güç verir. Ve Kova burcu halkı çok fazla, bilimi, teknolojiyi, Uranüsyen konuları, yani eski astrolojiye göre Satürn ama modern astrolojiye göre de işin içerisinde Uranüs olduğu için tabii yapay zeka vesaire, bir sürü bunlar zaten böyle olacak. Yani bunların anlaşmaları da yapıldı çok eskiden, ama bu yönlerin fazlasıyla büyüme ve ilerleme teması var. O yüzden kişiler inşallah bunları kendi hayatlarına entegre eder ve kullanabilir. Yapay zeka, transhumanizm vesaire, hep böyle bir distopik gelecek hayal etmemize neden oluyor, ama sizin söylediğiniz zamanlar kadarıyla çok da korkmamıza gerek yok. Korkulacak şeyler var. Çünkü çok insan işsiz kalacak, çok fazla teknoloji firmaları güç kazanacak, aşırı yani ülkelerin de ötesine geçmeye başlayacak artık bazı şeyler. Bunları nasıl regüle edecekler bilmiyorum. Ama orada artık bayağı şeyler değişecek, bayağı karmaşalar da gelmeye başlayacak. Yani ne bileyim,
bundan sonra artık birçok şeyi, yani şu andaki şey gibi düşünün. Yani şu an yayını yapıyor olabilmemiz, eskiden televizyon yoksa yapamazdık yani. Veya çok pahalı kameralar kullanmamız gerekiyordu değil mi? Onları ofis kiralayacaksın, ışık yapacaksın falan. Şu an buradan oturuyoruz ve sanki yan yanaymışız gibi yayın yapıyoruz. Yani bu bile çok büyük bir evrim. AI ile beraber tabii bu bayağı bir hayatı değiştirecek ama mesela psikologların hayatını çok etkileyecek. Çünkü AI'da artık şey gelecek, yani daha da fazla danışmanlık gelmeye başlayacak. Ya yani böyle tık 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 aylık işte atıyorum 90 euro vereceksiniz, böyle tık 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 konuşacaksınız ve gerçekten psikoloji alt base'iyle, teknikleriyle bayağı hani en azından orta seviyedeki ekonomisi, psikolojiye, psikoloğa yetmeyen veya gece mi vakti sevgilisine ayrılan bir insanın yerini alacak mesela. Yani bunlar dikkatli olunması gereken şeyler. Dertlerimiz hiç değişmeyecek. Derdini dinleyenlerdeki. Bu bizim için tabii ki değişim açısından da önemli bir dönem. Psikolojik açıdan biraz zorlayacak çünkü Satürn'ün ve Mars'ın konumuna da baktığımız zaman da bu yönlerde biraz böyle bir problem, bir huzursuzluk getiriyor açıkçası. Harita iyiyse, ilişkileri destekliyorsa bu kişinin daha iyicil, daha olumlu ilişkiler yaşadığını görüyoruz. Kötücülse daha sıkıntılı ilişkiler yaşadığını görüyoruz. Çünkü bu bir koşullanma. Esmalar sadece inananlara değil, inanmayanlara da işe yarıyor.